Soru şu. 3 tane pomponun olduğu bir tankımız var. Tanklar manuel, tankımız manuel olarak boşaltılıyor. Aşağıda ilk yer yazdığı göre manuel olarak vanalar açılıyor ve tank boşalıyor. Tank içerisindeki sıvının hareketi aşağı seviyede, S1 yukarı seviyede S2 ile sınırlı. Öncelikle kazan boşsa, yani sıvı S2'nin altına düşmüşse, ilk önce P1 pompam devreye giriyor. P1 pompa tankı doldurmak için çalışıyor. Bu arada 10 dakikalık bir zaman sayımız var. Eğer 10 dakika içerisinde kazan veya tankımız dolmamışsa, yani S2 seviyesini görmemişse sensör, P2, yine 20 dakikaya geldiğimizde, 20 dakika içerisinde hala dolmamışsa tankımız veya kazanımız, yani S2 seviyesini 20 dakika içerisinde hala görmemişsek, bu sefer S3 pompası devreye giriyor ve 3'ü birlikte çalışıyor. Tamam. Soru bu. Önce başlayalım. Hani her zaman dediğim bir şey vardı. Start ardından başlangıcından sonuna kadar devrede kalan bir eleman var mı? Evet, devrede kalan bir eleman var. P1 pompası başlangıçtan sonuna kadar devrede kalıyor. O zaman devreye ekstra merkerle enerji kalıcı enerji sağlamama gerek yok. Önce bir ne şartı isteyelim? Çalış gibi bir butonum olsun. Kalıcı buton olduğunu düşünelim bunu. Ben bunu çalış dedim sisteme. Eğer sıvı S1'de değilse, yani sıvı S1'e basmıyorsa, ki doğal olarak sıvı S2'ye de basmayacaktır, P1 pompa motorunu çalıştırsa. P1 pompa motoru doldurmaya başladı mı tankı? Tankı P1 pompa motorunu doldururken S1 sıvı seviyesini gördü mü? Gördü. S1 sıvı seviyesini gördüğü zaman buradaki pomptan açacak mıdır? Açtığı zaman pompam duracak mıdır? Ama bunu istemiyorum. Pompanın veya sıvının üst seviyeye gelene kadar çalışmasını sürdürmesini istiyorum. O zaman aşağıdaki sıvıyı görüp bu sensör devre dışı kaldığında bunu şuradan alışık ama P1 diyelim. P1'i mühürledi. Yani çalıştırdığı elemanla mühürledi. Ne oldu? Çalışa bastım. Aşağı seviyede su yok. Kapalı. Üst seviyede zaten su yok. Aşağıda yoksa kapalı. Ve P1 çalışmaya başladı. P1 ile sıvıyı doldurmaya başladık tanka. İlk önce S1 sıvıyı gördü. Açtı. Açtı ama aşağıdaki P1'in düzeltiyorum mühürleme kontağı üzerinden çalışmasını sürdürüyor. Tanki sıvı S2 seviyesine geldi. Sıvı S2 seviyesine geldiği zaman ne oldu? Buradaki S2 kontağını açtı. Kontağı açınca P1 devre dışı kaldı. Mühürleme açıldı. Ve P1'im durdu. Tamam mı? Kazan boşalmaya başladığı zaman önce hangi sensör eski haline geldi? S2 normal haline geldi. Burayı kapadı. Ama şu anda S1 üzerinde sıvı var. S1 üzerinde sıvı olduğu için burası açık. Öyle değil mi? Düştü sıvı. En son S1 de kapandı. S1 de kapanıyor. İki kapalı kontak üzerinden, iki kapalı sensör veya limit switch üzerinden yine dolmaya başladı tankım. Şimdi burada bir zaman sayma işlemimiz vardı. Bu neyle başlıyordu? P1 pompa motorunda başlıyordu. Gelsin T37 ton zaman bölgesini devreye alsın. Süre neydi? 10 dakika. Bunun zaman saati ne? Saniye değil mi? Yani ben buna 10 yazdığımda bu aslında benim için 1 saniye değil. Ben dakikayı neye çevirmem lazım? Saniyeye çevirmem lazım. 10 dakika yazıyorum buraya. Eşittir. 1 dakika kaç saniye? 60 saniye. Ne yaptı? 600 saniye. Bunun da şartları 10'du. Yani ben burada önce T10 dakika diyelim. 6000. 20 dakikada ne oldu? Doğal olarak bunun 2 misli. T20 dakika. 12. 12.000. Tamam.
T saymaya başladı mı? Saymaya başladı. Diyorum ki T 37 eğer 6 binden büyük olacak olursa P2 pompomu durumu çalıştırsın. Öyle değil mi? Eğer T 37 büyük integer 12.000'den gelsin P3'ü çalıştırsın. P3'ü çalıştırsın. Tamam. Şimdi bunlar devreye giriyor mu girmiyor mu bakalım. Sıvı 10 dakikadan önce doluyor. Sıvı 10 dakikadan önce doluyorsa eğer 10 dakikadan önce P1'i burada kontağını atacağı için zaman ölçüsü ne yapacaktır? Sıfır diyecektir. Sıfırladığı için de bu iki şart sağlanmadığından doğal olarak girmeyecektir. 10. dakikayı geçtik kazandı oldu diyelim. 10. dakikaya geldik, 10. dakikaya geçtik bu kontak üzerinden P2'yi devreye girecek. Dolduğu zaman zaten buradaki P1 devreye çıkıp zaman ölçüsünün önündeki kontağını açıp aşağıdaki T'nin karşılaştırma şartı sağlanmadığı için de P2'de duracaktır. 3 pompanın devreye girdiğini düşünürseniz yine seviyeye bağlı olarak P1 devreden çıkacak, zaman üstü devreden çıkacak ve diğer 2 zaman şartı sağlamadığı için şunların zamanı neye düşecek? P'ler 0'a düşecek. 0-6.000'den büyük müdür? Değil. Şart sağlanmadı. Geçiş yok. 0-12.000'den büyük müdür? Değil. Şart sağlanmadığı için P3'e duracak. Sorumuz buydu. Var mı sorusu olan bununla ilgili? Tamam.